Lviv'in Noel pazarından iyi akşamlar. Tabii Lviv bir Strasbourg, bir Köln değil. Ancak bununla beraber Ukrayna'nın en enteresan, en ilginç Noel pazarı Lviv'de kuruluyor. Ukraynalıların ekseriyesi Ortodoks. Dolayısıyla dini günler Julian takvime göre belirleniyor. Ve Gregorian takvime göre belirlenen Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinden, Katolik ülkelerden 2 haftalık bir süreyle Noel'in kutlanması ayrılışıyor. Yani 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gün gece Noel'ken Katolik ülkelerde, Ortodokslarda ise bu 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece. Bununla beraber Lviv'de Grek Katolikler de yaşıyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreç Noel pazarının aktif olarak kurulduğu bir yer, dönem Lviv. Tabii şunu da unutmamak lazım. Grek Katolikler de aynı Ortodokslarda gibi Noel'i 6 Ocak'ta kutluyorlar. Şimdi şöyle Noel pazarını gezmeye başlayalım. Şu an Opera Meydanı'ndaki Noel pazarındayız. Bu akşam da operada bir temsil izleyeceğim. Ondan opera yaklaştığımızda bahsedeceğim. Görüyorsunuz Noel pazarlarının olmazsa olmazlarından hediyelik eşya satıcılarını görüyoruz. Lviv şekerleriyle, şekerlemeleriyle, çikolataları ünlü. Onların da tezgahları var, kioskları var. Yine farklı yiyecekler, bijuteri ürünleri, tahta işlemeler, çok farklı ürünler farklı kiosklarda alıcılarını bekliyorlar. Oldukça da kalabalık, yoğun gördüğünüz gibi. Şunu da belirteyim, Ukrayna'da pazartesi ve salı günleri de resmi tatil. İlk kez geçen sene Katolik Noel'in olduğu tarihte Ukrayna'da resmi tatil olarak ilan edilmişti. Avrupa ile entegrasyonun bir başka belirtisi olarak. Noel pazarına geri dönelim. Görüyorsunuz, ışık takları görüyoruz. Bu arada şunu da belirtelim. Bir Noel pazarı kurulmuyor Lviv'de. Belediye meydanının orada da bir başka Noel pazarı daha var. Dün akşam maalesef, daha doğrusu dün gündüz maalesef talihsiz bir olay yaşandı Lviv'de. İçinde bulunduğumuz pazarda 1-2 tane kiosk, tezgah yandı. Bundan ötürü de dün kapalıydı pazar. Daha doğrusu bütün pazarlar Lviv'deki. Bugün de bazı dükkanların açık olmadığını görüyoruz. Özellikle pişirme, yani et pişiren tezgahlar bugün kapalı. Operaya yaklaştık. Evet, şehrin ana Noel ağacı, Yolka olarak isimleniyor, onu görüyoruz. Opera binasını sizlere daha önce anlatmıştım hatırlarsanız. Lviv Opera Binası 1900 yılında Lviv Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası iken Leh mimar Zygmunt Gorgolevski imzasıyla inşa edilmiş bir bina. Tabii Noel ağacı kapatıyor ama şimdi birazdan göreceğiz. Dün yanan, burada da kiosklar vardı. Dün yanan kioskları bugün belediye kaldırdı. Tabii opera binasının mimarisi Korint sütunlarını görüyoruz. Operanın mimarisi 19. yüzyılda opera binalarının mimarisinde sıkça kullanılan Rönesans ve Barok mimari stillerinin biçim ve detaylarının bileşimiyle oluşturulan ve yeni Viyana neoklasik stili olarak ifade edilen bir stil. Bu opera binasında bugün hayatımda ilk kez
operaya gittiğimde izlemiş olduğum Giuseppe Verdi'nin Aida operasını tekrar izleyeceğim. Sanırım lise 2'ydi. Yaklaşık 23-22 sene geçmiş. Dediğim gibi ilk opera izlediğim buydu. Tabii Giuseppe Verdi'ye de bir parantez açmak lazım. Giuseppe Verdi de şöyle operayı da arkamıza dönelim. İnsanlığın diyelim en büyük opera bestecisi. Yalnız 19. yüzyılın değil, İtalya'nın değil. Tüm insanlığın en büyük opera bestecisi. Ayda da onun başyapıtlarından bir tanesi. Tekrar Noel Pazarı'na dönelim. Buradan da Noel Pazarı'nı görüyoruz. Yine Noel ağacını görüyoruz. Evet, Verdi Aida'yı 1871 yılının 24 Aralık'ında, yani tam bundan 147 yıl önce Mısır Hidif Opera Evi'nde ilk kez sergiletiyor. İlk temsili o zaman yapılıyor. Mısır Firavunu'yla Habeşistan Kralı arasındaki savaşın arka planında yine bir aşk hikayesi diyelim. Tabii yine ortaokul lise yıllarına döneyim. O zamanlar Türkçe öğretmenimiz, Allah rahmet eylesin, Hüseyin Kuşçu, neden opera çok büyük bir eserdir diye sorduğunda şöyle cevaplamıştı kendisi. Tabii operanın yazılması için önce çok iyi bir eser lazım. Bu eserden daha sonradan çok iyi bir libretto yazılması lazım. Yani müziksel sahne eseri metni yazılması lazım. Sonra bu eserinde Verdi gibi, Giuseppe Verdi gibi, Giacomo Puccini gibi büyük bir kompozitörün, bestecinin elinden bir operaya dönüşmesi lazım. Bunlar da yetmez. Burada gördüğünüz gibi müthiş bir opera salonunda, müthiş bir görselle, sesiyle, ışığıyla, kostümüyle, orkestrasıyla müthiş bir şekilde sergilenmesi lazım. İşte tüm bunlar da birleştiğinde bir eseri meydana geliyor. Bu da kolay bir şey değil, takdir edersiniz. Tabi tenorları, basları, sopranoları, yani operayı söyleyenleri de unutmamak lazım. Belki en temel konulardan bir tanesi de o. Müthiş bir ambiyans. Tam bu akşam sizlere seslenmeye çalıştım. Lviv Opera Binası ile Lviv Noel Pazarı arasından. Bir başka videodan inşallah görüşmek üzere.